Evet, yargı literatürüne yeni giren kavramlardan unutulma hakkı. O yüzden biraz detaylandıracağız. Afyonkarahisar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Özkan Özyakışır bu noktada canlı yayın konumuz olacak. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi yeni bir kavram olduğunu söyledik. Bu nedenle biraz açalım isterseniz. Nedir unutulma hakkı? Evet, unutulma hakkı bütün çağdaş hukuk sistemlerinde tanınan bir hak. Nedir bu unutulma hakkı? Kişiye ait daha önce paylaşılmış bazı bilgilerin kişinin talebiyle bir daha geri getirilmeyecek şekilde ortadan kaldırılması. Zira kişiler belli hususların geçmişinden silinmesini ve bunların bir daha hatırlanmamasını, yani unutulmasını isteme hakkına sahiptirler. Bu her türlü bilgi olabilir. Yani sizin hakkınızda yerel veya ulusal basında daha önce çıkmış bir haber olabilir. Veya üçüncü kişiler tarafından sizin hakkınızda bazı mecralarda yayınlanmış bazı bilgiler olabilir. Veya hatta ve hatta sizin kendi iradenizle yaptığınız bir paylaşım olabilir. Örneğin bir fotoğraf paylaşmışsınızdır. 10 sene önce bir fotoğraf paylaşmışsınızdır. Fakat şu an itibariyle sizin maddi ve manevi bütünlüğünüze, belki de geleceğinize dair bazı olumsuzluklar taşıdığı için bu bilgilerin bu mecralardan tamamen bir daha geri getirilmeyecek şekilde ortadan kaldırılmasını isteme hakkına biz unutulma hakkı diyoruz. Peki hocam herhangi bir şartı var mı? Yani dileyen herkes başvurabilir mi? Evet, dileyen herkes başvurabilir sulh ceza hakimliklerine. Esasında son 10 yıldır çokça başvurulan bir yöntem, yol. Zira anayasa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 2010 yılında yapılan bir değişiklik var. 2010 yılında daha bu değişiklik yapıldı. Anayasa madde 20, 3. fıkrasında kişilerin kişisel bilgilerini koruma altına alma, bunları düzelttirme ve bunları silme hakkı tanındı. Unutulma hakkı da esasında uygulamada bu size ait bilgilerin internet mecrasından silinmesidir. Yani tamamen yok edilmesidir. Anayasanın devlete yüklediği bir yükümlülüktür bu esasında ve devlet de üzerine düşen yükümlülüğü bu hakkı tanıyarak yerine getirmektedir. Peki hocam bu noktada başvuru yolunu da hatırlatır mısınız? Yani sulh ceza hakimliğine yapılacağını söylemiştik. O başvurular nasıl yapılacak? Evet, herhangi bir vatandaşımız bir mecrada kendisine ait bir bilginin ortadan kaldırılması için veya düzeltilmesi için sulh ceza hakimliklerine kendisinin yazacağı bir dilekçeyle veya bakanlığın makbu dilekçeleriyle, yani hazır dilekçeleriyle başvurup sonuç alabiliyor. Burada dosya üzerinden bir inceleme yapılıyor. Kısa sürede bu inceleme sonuçlanıyor ve bir karar veriliyor. Fakat burada çok önemli bir husus var. Muhatap meselesi. Muhatabımız genellikle içerik sağlayıcılar oluyor. Yani işte uygulamada genellikle Google, Facebook, Twitter gibi bu tür mecralar oluyor. Burada çok önemli. Bunlara temsilci atanmasının önemi daha da bir ön plana çıkıyor. Ve bu alınan kararların etkin bir şekilde uygulanması için tabii ki bunların ülkemizde bazı temsilciliklerinin bulunması önem arz etmektedir. Evet, yeni sosyal medya yasası ve o şirketlerin temsilci atamasıyla birlikte en azından karşıda artık bir muhatap var ve bu davalarda daha rahat bir şekilde çözülecektir. Unutulma hakkını Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Özkan Özyakışır'la konuştuk. Hocam katkınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Efendim devam.